iniyor. Yani şurayı kopartıp böyle geri çekip aradan kapıyı patlatarak girmeye çalışıyor. Evet. İçerideki sigaranın mekana bakmıyor. Potansiyeline bakmıyor. Evet. Abi insanlar alışmış hazırlık var. Cay durucu bir ceza. Gittiği zaman... Davetsiz ziyaretçilerimiz var. Kimileri bu bayramı değerlendirmek için aile ziyaretlerine değil, tatillere giderek milli değerlerimizi kaybederlerken bazı davetsiz ve hoşumuza gitmeyen misafirlerimiz ise bizim bayramlardaki zorunlu tatilimizi fırsat bilerek sabahın 6:20 geçe dükkanımızı ziyarete geliyorlar. Ve o kadar rahatlıkla geliyorlar ki ellerini kollarını sağlayarak 6 dakika ana cadde üzerindeki bir dükkana mesai sarf ederek girmeye çalışıyorlar ve rahatlıkla da gidiyorlar. Ben dükkanımı açarken bu kadar rahatlıkla açamıyorum. Bana vermiş oldukları sadece ve sadece zarar, moral bozukluğu ile dükkanımın kepengini kesmesi. Ben maddi olarak bir zararla karşılaşmamama rağmen bir vatandaş olarak diğer kişilerin de örnek olması, bunların bu kadar rahat çalışmalarını gözlerinin önüne alarak evlerini, iş yerlerini daha dikkatli korumalarını rica edeceğim. En büyük buradaki bunları bu potansiyele iten şeyse yine bizleriz. Neden derseniz, çünkü bunlar buradan bakkal dükkanında veya kuru yemişçiye sadece sigara için giriyorlar. Sigaradaki kar marjı da öyle bilindiği gibi ahım şahım bir şey değildir. %4.66 virüt kar almaktayız. Yani 100 bin liralık bir sigara satacaksınız, 4 lira 66 lira kuruş bir para kazanacaksınız. Buna karşılık bir sermaye bağlıyorsunuz, kazancınız sıfır. Bunlar da gelip bunu bir anda sizin ana sermayenizle birlikte alıp gidiyorlar. Alıp gittiklerinde ne yapıyor? Bunu içmek için almıyor, kullanmak için almıyor. Sadece ve sadece onu o günkü nakit ihtiyacını, yevmiyesini düzeltmek için almaktadır. Bunu aldığında da gidiyor yine benim gibi bir bakkala, kuru yemişçiye, şuna buna satmaktadır. Satarak da anlık 2 milyar liralık bir sigarayı 500 bin liraya verebilmektedir. Bunu teşvik edenler hırsızdan daha fazla suçlu bizleriz. İlk başta kendimizi anlık menfaatlerimiz için değil, geleceğimiz için programlayıp bunların önüne geçmeliyiz. Emniyete gittiğimde tabii konuyu izah ettim. Bir tutanak tuttular ve gönderdiler beni. Onlar da diyorlar ki kanunlar bunlara bu hakkı tanıyor. Bizim yapabileceğimiz sadece sizden bu tutanağı alıp görüntüyü de asayiş şubeye iletmek. Ama cezai müeyyideler çok az olduğundan bunlar teşvik edici oluyor, caydırıcı olmuyor. Ve ben de aynısına katılıyorum. Hatta hırsıza bir ceza veriliyorsa, hırsızlık malını alana 10 ceza verilirse bu daha çabuk önlenir.